Kürt ve Türk tarihsel ilişkilerini kendi iktidarı çıkarsal, kendi iktidarları için araçsallaştırmışlardır bugüne kadar, ama artık önümüzdeki günler bu ilişkileri ya reddedecekler ya da doğru bir temelde, demokratik bir temelde Kürt-Türk tarihsel ilişkilerini yeniden bir açılıma, bir zemine vesile yapacaklar. Biz nerede miyiz? Biz buradayız. Hiçbir zaman bu konuda düşüncelerimiz değişmedi. Biz Türk-Kürt ilişkilerinin demokratik bir zemine oturtulmasını savunuyoruz, destekliyoruz. Bakın, yakın zamanda aslında bunun için çok önemli bir fırsat da ortaya çıktı. 44 aydır ailesiyle, avukatlarıyla hukuksuzca görüştürülmeyen Sayın Öcalan'ın, işte vekilimiz Ömer Öcalan'la görüşmesinden sonra hem hem bizler, işte biraz önce alkış çaldığınız gibi, hem emin olun Edirne'de yaşayan emekçiler, Tekirdağ'daki fabrikada çalışan işçiler, tarımcı, hayvancılıkla uğraşan, geçimini sağlamayan esnafta bile büyük bir umut yarattı. En son işte Bursa'da bir etkinliğe katılmıştım. Bu görüşmeden sonra orada Kürtlere negatif bakan insanlar dahi artık bu mesele bir biçimiyle çözülsün, önemli bir zemini var dediler. Evet, Sayın Öcalan çok net bir şey söyledi. Yani bu çatışma ve şiddet zemininden çıkmak için müzakereyle, yani hukuki ve siyasi bir zemine evrilirse, ben de elimden gelen bütün katkıyı sunmaya hazırım, bu konuda kendime güveniyorum dedi. Biz de diyoruz ki ya işte ne güzel, büyük bir şans ortaya çıktı. Sayın Öcalan bu meselenin diyalogla, müzakereyle çözülmesini istiyor. Onun kurmuş olduğu parti de en üst düzeyden açıklamalar yaparak KCK'de işte bu konuda Sayın Öcalan'ı işaret etti. Kürtler işaret ediyor, Türkiye'deki emekçiler ediyor, bileşenlerimiz ediyor, ittifaklarımız ediyor. Şimdi bu zeminin doğru değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini hep birlikte değerli arkadaşlar göreceğiz. Bu toplantıları da tam da aslında Türkiye'de yapılan son dönemdeki tartışmalar için yapıyoruz. Sizden bir şey kaçırdığımız yok. Emin olun biz halkımıza her zaman açığız. Açık olmaya devam edeceğiz. Bizim bildiğimizi sizler de bilmek durumundasınız. Bu bizim için büyük bir görev ve sorumluluktur. Parti yöneticimizin, parti çalışanımızın, mahalleye gidip halkımızı örgütleyenin, kurumlarımızın, bizim yürüttüğümüz süreçten haberleri olmamaları zaten başlı başına büyük bir zafiyet doğurur. Onun için biz de bu tartışmaları birlikte yapacağız. Değerli arkadaşlar, henüz bir süreç yok. Kimi kanalları açtığınız zaman maşallah zaten her şeyi konuşuyorlar, çözüyorlar. Bizim olmadığımız ortamlarda Türkiye'de böyle bir gelenek de var. Muhatabının dahil olmadığı tartışmalarla sorunlar tartışılıyor. Muhatabının kendisi orada yok, muhatabın ne dediği orada yok, ama işte birileri onun üzerine defalarca yorumlar yapıyor. Henüz bir tartışma düzeyindedir. Bir sürece evrilir mi, evrilmez mi, bu konuda çok emin değiliz. Karşımızda işte bir iktidar ve ortakları var. Ne kadar tutarlılar, ne kadar samimiler, ne kadar Orta Doğu'daki bu girdaba kapılmamak için samimi bir şekilde bu meseleyi masaya yatırıp diyalogla, müzakereyle çözmeye çalışacaklar, emin olun biz de bilmiyoruz. Öyle basında yazıldığı gibi kimsenin arka kapılar arkasında bir diplomasisi yok, bir görüşmesi yok. Basın üzerinden biz de iktidarın ve ona bağlı işte aktörlerin sözleriyle bu süreci değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama değerli arkadaşlar, biz nerede miyiz? Biz bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canı gönülden istiyoruz. Çünkü biz zaten müzakere için varız. DEM Parti diyalog için var. DEM Parti müzakere zeminini büyütmek için var. DEM Parti çözüme dair toplu iğne ucu kadar bir ışık görse dahi bunu değerlendirmek için bütün örgütüyle birlikte, bütün taraftarlarıyla birlikte, oy verenleriyle birlikte bunu sonuna kadar değerlendirmeye çalışır. İşte biz de onun için bu tartışmaları yakinen takip etmemiz gerekiyor.
Bizim bugün burada sizinle paylaşacağımız şeyleri sizin de halkımızla, halklarımızla, kendi yerelinizde halklarla paylaşmanız gerekiyor. İnsanlar yalan, yanlış bilgi almamalı. İnsanlar bu hem saray medyasının hem onun dışındaki ulusalcı, ırkçı tartışmalardan etkilenerek yanlış bence düşünceye sevk edilmemelidir. Biz gideceğiz, halklarla konuşacağız, emekçilerle konuşacağız, Siirt'teki Araplarla, Kars'taki terekemelerle, Azerilerle, yerlilerle, Malakanlarla konuşacağız, Türkiye emekçileriyle konuşacağız. Bu toplantıları Türkiye'nin dört bir yanına yayarak aslında bu tartışmalar konusundaki partimizin tutumunu, duruşunu da hep birlikte ortaya koyacağız. Değerli arkadaşlar, gerçekten büyük bir potansiyelimiz var. O potansiyeli eğer doğru örgütleyebilir, doğru harekete geçirebilirsek, bugün bu tartışmaları yürütenler bu meseleye nasıl baktıklarının bir anlamı olmaz. Eğer gerçekten potansiyelimiz mücadelede, sahada, işte halklarca, emeklilerle, kendi yerellerinde bu iktidardan memnun olmayan, bu gidişattan memnun olmayan, bu sorunun diyalog ve müzakereyle çözülmesini isteyenleri örgütleyebilirsek, hiçbir sistem istesin istemesin bu talebin karşısında duramaz. Dolayısıyla bu barışı toplumsallaştırmak gerekiyor. Asıl barışı yapacak olan Türkiye halklarıdır. Asıl barışı getirecek olanlar bu salonda oturanlar ve bu salonda oturanların ulaşacağı o büyük kitlelerdir, o milyonlardır. Biz basınç oluşturmadan, kendi taleplerimizi arı duru bir şekilde ortaya koymadan, kendi partimize bu müzakere konusunda rol oynayacak aktörlere güçlü bir destek veremezsek, iktidarın iki yöneticisinin ağzından çıkanlarla yetinmek durumunda kalırız. Yeri günü gelir başka bir şeyle karşılaşmak durumunda kalabiliriz. Onun için değerli arkadaşlar, bir sürece evrilmesi kıymetlidir, değerlidir ama bir süreç yoktur. Bu süreci yaratacak olan bizim kendi gücümüz, örgütlüğümüzdür. Bakın, daha önce de söylemiştim. Gücünüz, sözünüz, örgütünüz kadardır. Eğer örgütünüz güçlü değilse sözünüzün de bir kıymet harbiyesi yok. Ne kadar doğru olursa olsun, ne kadar doğru söylerse söylesin. Maalesef günümüzde, dünyada siyaset böyledir. Gücün örgütün kadardır. Sözün örgütün kadar dikkate alınır. Dolayısıyla ne yapacağız? Örgütümüzü büyüteceğiz, örgütümüzü güçlendireceğiz, ittifaklarımızı geliştireceğiz. Yerelde barış isteyen bizim partilimiz olsun olmasın, bütün çevrelerle bir araya gelerek bu tartışmaları da onlarla paylaşmamız gerekiyor. Şimdi barış Türkiye halklarının aleyhine bir durum değil değerli arkadaşlar. Barış sadece Kürtlerin lehine bir sonuç oluşturmuyor. Kars'ta hayvan üreten terekemeleri de ilgilendiriyor. Siirt'teki Arapları da ilgilendiriyor. Karadenizleri de ilgilendiriyor. Ahmet'te yaşayan, Mardin'de yaşayan Süryani'yi, Ermeni'yi de ilgilendiriyor. En çok da gençleri, kadınları ilgilendiriyor. Peki barış hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin lehine bir sonuç ortaya çıkarıyorsa, o zaman demek ki bizim örgütlenme sahamız biraz önce saydığım gibi Türkiye'nin %80'ine tekabül ediyor. Emekçidir, büyük çoğunluğu yoksuldur, ötekidir, alın terinin hakkını alamıyor, dilini özgürce konuşamıyor, memleket demokratik değil, özgürlükler yok. Dolayısıyla tam da bu meseleyi anlatabileceğimiz büyük bir zemin var. Onun için sizlere büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu barış herkese kazandırır meselesini en ücra köye, en ücra köşeye, bizim partilimiz ya da değil sorusunu sormadan, burada herhangi bir ikileme kapılmadan herkese ulaştırmak, herkesin ortak talebi haline getirmek bizim en temel meselemizdir. Tam bugün de toplanma gerekçemizin en önemli ayaklarından birisi budur. Yani siz buna dahil olacaksınız, siz götüreceksiniz, siz örgütleyeceksiniz, siz Türkiye'nin dört bir yanından bu böyle gitmez, 3 trilyon dolar Kürtler demokratik haklarını kullanmasın diye harcanmasın, emekçiye harcansın, küçük esnafa, çiftçiye harcansın, yoksula harcansın, Kürt farkı etmeksin diyebilirseniz
bu tartışmalar bir sürece evrilebilir. Aksi halde rehavete kapılan bir süreç varmış gibi, arka kapılar arkasında bir trafik yürüyormuş gibi davranırsak 13-15 arasındaki çözüm gibi tekrar işte devletin copuyla, mahkemeleriyle, hücreleriyle baş başa kalabiliriz. Sistemler hiçbir zaman kendileri istediği zaman çözüme gelmemiştir. Toplumlar, topluluklar, halklar istediği için sistemler bir çözümü benimsemek zorunda kalmıştır. Onun için bütün örgütü yapımız şu anda bu salondadır. Biz zorlayacağız. İyi niyetli olsalar da olmasalar da. Biz zorlayacağız. Sayın Öcalan çok net söyledi. Bakın değerli arkadaşlar, bundan kıymetli bir şey olmaz. Buyurun, hukuki ve siyasal zemini oluşturun, ben varım dedi. O zaman biz soruyoruz, Sayın Öcalan böyle bir zemin oluşturulursa ben varım diyor. Buyurun o zemini oluşturun, buyurun o zemini oluşturalım. Devlet aklı, iktidar burada nerede duruyor, ne kadar samimidir emin olun onu bilmiyoruz. Ama onu hep birlikte önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Değerli arkadaşlar, tabii ki biraz önce söyledim. Bu tartışmalar bir taraftan yürüyor ama bir taraftan zulüm, bir taraftan ekonomik kriz, bir taraftan ekokırım, kadın kırım, işte gençlerin yaşamış olduğu sorunlar devam edip gidiyor. Gün yok ki işte gençler uyuşturucu batağına batmasın, gün yok ki kadınlar katledilmesin, gün yok ki işte ekokırım olmasın. İşte daha buraya gelmeden önce okuduğumuz basın bültenlerinde yine iktidara yakın sermaye işte ağaçları keserek yine 5 yıldızlı oteller yapmaya devam ediyor. Yani ne demek istiyorum? Bir taraftan bu tartışmaların bir sürece evrilmesi için yoğun bir çalışma yürüteceğiz ama bir taraftan da bugüne kadar yürüttüğümüz mücadeleyi, direnişi büyüterek devam ettireceğiz. Nerede bir fabrikada grev varsa yine orada olacağız. Nerede bir haksızlık varsa bu iktidarın o politikalarını eleştireceğiz. Nerede bir insanımız haksız hukuksuz yere işte hakkı gasp ediliyorsa onun yanında duracağız. Tekirdağ'da işçinin yanında duracağız. Karadeniz'de, Hopa'da ovasını, suyunu, ormanını, doğasını savunan reşitin yanında olacağız. Katledilen insanların yanında olacağız. Bu haksızlık, hukuksuzluk karşısında geçmişten daha fazla duracağız. Hani bir tartışma var, oturup izleyelim meselesi bu tartışmaları en başından bizim aleyhimize çevirebilir değerli arkadaşlar. Onun için sizden rica ediyorum, rehavete kapılmadan bu tartışmaların bir sürece bir toplumsal barışa dönüşmesi için anahtarın siz olduğunuz, anahtarın halklarımız olduğu bilinciyle hareket edebileceğimiz çok önemli bir sürece gittik. Bu konuda belki daha sonra kendi basına kapalı toplantıda da konuşacağız. Değerli arkadaşlar, bizim yetkili organların yapmış olduğu tartışmalar var. O tartışmaları yakinen takip etmenizi, oradaki dile getiren düşüncelerimizi yakinen izlemenizi öneririm. Çünkü bu süreç hassas bir süreçtir. Bu süreçte daha çok yetkili kurullarımızın ne dediği, hangi açıklamaları yaptıkları çok önemlidir. Çünkü yerelimiz de bu yapılan tartışmaların benzerini kendi yerelinde yapmak ve oradaki bütün kesimlere ulaşmak durumunda olacakları için yakinen takip etmeliler. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Çözüme biz varız. Elimiz çözüm için, müzakere için her zaman açıktır. Ama kimse bu süreci iktidarım için, koltuğum için araç sallaştırırım demesin. Çözüme evet ama tasfiyeye hayır. Çözüme evet ama eğer onurlu bir barış olacaksa. Çözüme evet ama gerçekten demokratik bir Türkiye olacaksa, demokratik bir cumhuriyet olacaksa. Çözüme evet ama ezen ve ezilen ilişkisinin böyle pervasızca, ezilenin aleyhine işlediği, ekonomik adaletin olmadığı bir Türkiye olsun istemiyoruz. Biz her zaman çözümden yanayız. Umutlu olun, güçlüyüz, diz çökmedik,
mücadelemizi bugünlere getirdik. Ben emin olun şu anda salona bakıyorum. Yani sanırım herhalde burada devletin sillesini, hücresini görmeyen tek bir arkadaşımız yok. Sanırım bu 40 yıllık süren bu çatışmalarda bedel ödemeyen tek bir insanımız yok. Bunu bir sonuca ulaştırmanın önemli bir arifesindeyiz. Sonuca ulaştıracak olanlar işte bu bedeli ödeyenlerdir. Emek verenlerdir. İşinden, aşından, evinden fedakarlık yaparak gece gündüz halkın içinde olan, halkını örgütleyen, vazgeçmeyen sizlerdir. Bu vazgeçmez tutumunuzun bizi olumlu bir noktaya götüreceğine olan inançla hepinizi tek tek saygıyla selamlıyor. Hepinize başarılar diliyorum.